Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışta taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır ifadelerini kullandı. Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-kurulluların 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi, primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var. Bu konuda bir çalışma var, ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Milyonlarca emekli için seyyanen zam müjdesi meclisten geçti. Maaşlar en az 1125 Türk Lirası artacak az önce açıklandı, sakın bunu kaçırmayın. Emekli maaşlarına ek ödeme gündemde olarak Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun zamandan beri gündeme getirilen emekli maaşlarına seyyanen zam konusu, seçim öncesinde bir kez daha konuşulmaya başlandı. Yaklaşan seçimler sebebiyle emeklilerin bu talebinin yerine geleceği konuşuluyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren seyyanen zam, maaşları en az 1125 Türk lirası daha artıracak. Bu haber seçim öncesinde emekliler için verilmiş bir müjde olup gerçekliği doğrulanmamıştır. Emekli maaşlarına yapılacak olan herhangi bir zam hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılmış bir mektup veya açıklama olmamasına rağmen seçim öncesinde emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli maaşlarına yapılacak herhangi bir zam konusunda resmi bir açıklama yapılana kadar bu haber gerçekliği doğrulanmamıştır. Ayrıca, emekliye intibak zammı talebi de gündemde. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları arasındaki farklılık nedeniyle Türkiye Emekliler Derneği tarafından intibak zammı talebinde bulunulmuş ancak şu ana kadar bir çözüm yolu bulunamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde emeklilerin talepleri gündeme gelirse ve intibak zammı uygulanırsa emeklilerin mağduriyeti azaltılacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar ve kararlar takip edilecektir. Yeni zammın detayları daha tam kesinleşmemekle beraber son adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağı işaret ediliyor yapılacak intibak düzenlemesi ile rahat bir nefes alacak olan emeklilerin gözü Türkiye Emekliler Derneği ve TBMM'de. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olanlar için yeni bir intibak düzenlemesi geliyor. İlgili mercilere talepleri ileten Türkiye Emekliler Derneği olumlu bir yanıt bekliyor. Düzenlemeye ilişkin birçok davanın açılmasıyla yargı yollarının tümü kapandı. Son çare olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösteriliyor. Bu talepler TBMM'de görüşülüp karara bağlandıktan sonra yasalaşabilir. Emekli ek ödeme 5454 sayılı kanun ile koruma altına alınan bir hak. Hak sahiplerinin gelir, aylık miktarına göre belirlenen oran her ay periyot halinde düzenleniyor. Vergi ödenmesi durumları 2006'dan beri cereyan etse de bu durum ek ödemelerle telafi edilmeye çalışılacak ek ödemeden faydalanacak emekli statüleri de belli oldu. 4C, 4A, 4B emeklileri bu ödemelerden kesin olarak faydalanabilecek. Ayrıca asker aileleri içinde yardıma ihtiyacı olan, şartlı gebelik yardımı, doğum ve lohusalık takip ödemesi bu kapsama dahil edilmektedir. Daha evvelce oluşturulan meşru planlama ile intibak yasası çıkarılmış ve 2000 evvel emekli olan kişilerin emekli maaşlarında eşitleme yapılmıştı. O dönem çok düşük maaş alan emekliler bu planlama ile ciddi oranda maaşlarının arttığını görmüştüler. Bu şekilde emekli maaşları arasındaki büyük eşitsizlikler ortadan kalkmıştı. Şimdi ise 2000 ardından emekliler bağlamında intibak yasası talep ediliyor. 2000 senesi ardından emekli olanlar bağlamında bir intibak düzenlemesi yapılması durumunda bu emeklilerin maaşlarında mühim farklılıklar olabilecek. Bu kapsamda yapılacak olan emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıklarında 1500 TL'ye varan yükseltmeler yapılabilecek. Bu şekilde bilhassa düşük emekli maaşı alan emeklilerin ekonomik halleri biraz olsun düzelebilecek ve emekli maaşları arasındaki uçurum da ortadan kalkmış olacak. Emeklisen bugün Samsun'da dayanışma kahvaltısı düzenledi. Dayanışma kahvaltısına, Emeklisen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek de katıldı. Cengiz Yavuz, kahvaltının ardından bir basın açıklaması yaptı. Emeklisen üyeleri, açıklama sırasında sık sık sefalet ücreti istemiyoruz, bu daha başlangıç, mücadeleye devam, insanca yaşayacak ücret istiyoruz, birleşe birleşe kazanacağız, sloganları attı. Cengiz Yavuz, basın açıklamasında şunları söyledi. Bir ülke düşünün ki emekli aylıkları asgari ücretin binlerce lira aşağısında kalsın. İşte bu ülke Türkiye. Partili Cumhurbaşkanı tarafından emekli aylıkları zam oranı %25 olarak açıklanmışken bir başka sabah yine partili Cumhurbaşkanı tarafından %30'a çıkarılmıştır. 12 aylık enflasyon artış oranının %130'ları aştığı bir dönemde, emeklilerin iradesi ve yaşam hakları yok sayılarak duyurulan bu artış oranları yok hükmündedir. Dahası, en düşük emekli aylığının 5500 TL'ye çıkarılması, hali hazırda 3500 TL'nin üzerinde aylık alanlar açısından bir anlam ifade etmemektedir. Örneğin 2022 Aralık ayında asgari emekli aylığının üzerinde, 4300 Türk lirası aylık alan bir emeklinin aylığı, bahse konu %30 zam oranı uygulandığında 5590 TL'ye yükselecektir. Bu durumda, en düşük emekli aylığının 5500 liraya yükseltilmesi sonucu, bu emeklinin alacağı zam miktarı yalnızca 90 Türk lirası olacaktır. Aynı şekilde bu uygulama, hali hazırda aylığı 4230 Türk lirası olan bir emeklinin ise herhangi bir zam alamamasına yol açacaktır. Taleplerimiz haklarımızdır. Hakkımız olanı istiyoruz. Bugün emeklilerin çok büyük bölümü, asgari ücretin, dolayısıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük maaşlara mahkum etmek kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz, en düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emekliler de toplumun diğer tüm kesimleri gibi ve hatta yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha da yakıcı biçimde ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam uygulanmasıdır. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu çözülmelidir. Aynı koşullara sahip çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve farklı maaşlara sahip olması emekliler arasında devasa eşitsizlikler yaratmaktadır. Şu anki sistem bir yandan tüm emeklileri yoksullaştırırken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği de derinleştirmektedir. İntibak yasası çıkarılarak 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki eşitsizlik giderilmediği müddetçe tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına kavuşması mümkün değildir. Emekli bayram ikramiyelerinin açıklanan, resmi, enflasyondan dahi etkilenmeden 1100 lira olarak ödenmeye devam edilmesi kabul edilemez. Bu ikramiye, bayram ikramiyesi değil, emekli ikramiyesi, adı altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeden yılda iki ikramiye olarak ödenecek şekilde güncellenmelidir. Bir kez daha görüyoruz ki ülkenin ekonomik gerçekliğinden tümüyle uzak bir enflasyon oranı ve 3-5 puanlık bir refah payı ile emeklilerin yeni zam oranları müjdelenmek istenmektedir. Türkiye'nin emeklileri olarak diyoruz ki hazine katkılarıyla, resmi enflasyon oranlarınızla, haydi bu da bizden olsun diyerek verdiğiniz 3, 5 puanlık refah paylarıyla emeklilere müjdelediğiniz yoksulluktur, açlıktır, zulümdür. Emekliler geçinememekte, barınamamakta, sağlık hizmetlerine erişememektedir. 7 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığı bir ülkede, emekliler asgari ücretin katbekat kat altında aylıklarıyla yaşam mücadelesi veriyorsa Emekliler kara kışın kapıyı çaldığı bu günlerde kışı soğukta ve karanlıkta geçiriyorsa bu ülkenin iktidarı emeklileri yurttaş olarak görmüyor demektir. Bilinsin ki bizler de bu iktidarı muktedir olarak görmüyoruz. Bir ülke düşünün ki işçisi aç, halkı yoksul, emeklisi ölümle burun burunayken iktidar eliyle açıkça halkın iradesinin gasp edilmesi uygulamalarına da her gün bir yenisi eklensin. İşte bu ülke Türkiye Henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz biçimde yargılanarak mahkumiyet almasının üzerinden birkaç hafta geçmişken şimdi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Seçimlerin adil, temiz ve güvenli yapılmayacağının ilk adımları iktidar eliyle bugünden atılmaktadır. Ancak tüm bunlar zorbalığın temel yönetim biçimi haline aldığı günümüzde zorbaların kendi sonlarını kendilerinin hazırladığını göstermektedir. İşçinin, emekçinin, emeklinin, insan hakları savunucularının birlikte mücadele etmesiyle hukuksuzluk yerini hukukun üstünlüğüne, zorbalık yerini demokrasiye bırakacaktır. İlan ediyoruz, işçilere yapılan zulmün, emeklilere yapılan bu insanlık dışı zamların, antidemokratik uygulamaların, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun benimsendiği yönetim anlayışının karşısında yılgınlığa kapılmıyoruz. Mücadelemizin evde, iş yerinde, sokakta, mahallede, mecliste ve her yerde devam edeceğini bildiriyoruz. Haklarımızı alıncaya kadar, eşitliğin ve demokrasinin hüküm sürdüğü yarınları inşa edinceye kadar susmayacağız.